Merhabalar. Medyaskop TV'de Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Kentin her hafta bildiğiniz gibi farklı katmanlarını, farklı sorunlarını, farklı dinamik ve potansiyellerini masaya yatırıyoruz. Kentlilerle konuşuyoruz, kenti yönetenlerle konuşuyoruz. Bu hafta da çok özel bir konuğumuz var. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanımız sevgili Profesör Doktor Çağatay Seçkin'i ağırlıyoruz. Sevgili Çağatay Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın İpek? İyisin. Çok iyiyim. Sizi konuk ettik. Daha da mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Özellikle de tam kentin, değil mi? 2,5 ay kapalı bir kentin açıldığı bir günde. Evet. Çok yoğun bir hafta geçirdiniz. Bayram dahil çok yoğun bir hummalı etkinlik süreciniz vardı. O arada bizi de kabul ettiğiniz için ya da bize gelmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Sağ olun. Ben sohbete geçmeden evvel sevgili Çağatay Hocamızı çok kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi akademinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin mimarlık bölümünün çok özel mezunlarından, benim sevgili meslektaşım. Uzun yıllar İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin bünyesinde birlikte görev yaptık. Disiplinler arası kentsel tasarım programı yürütücülüğünü yaptık sevgili Nuran Zeren hocamızın koordinatörlüğünde 6 yıl transdisipliner, interdisipliner veya işte multidisipliner diye adlandırdığımız bir programı hayata geçirdik ve onun bütün bu kentin problemlerine, çok katmanlılığına ve çetrefil problemleri aslında ancak transdisipliner bir bakışla nasıl ele alabileceğimiz konusundaki pozisyonuna ben yakından şahit oldum ve kendisinden çok şey öğrendim. Birlikte güzel işler başardık diye düşünüyorum. Hem mesleğimiz adına hem İTÜ adına onu bu makamda görmek tabii ki bizler için büyük bir gurur. Ben bir taraftan hem amaçları konuşmak istiyoruz bu programda. Yani bir meslek insanı olarak, hep teorisyen olarak, yani uygulamaları olan, hep yarışmalara giren, uygulamaları olan bir teorisyen. Ama bir taraftan da şu anda İstanbul gibi bir kendi içinde bir devlet kent, kent devlet dediğimiz yani büyük bir yapının gayri safi milli hasılanın %46'sını getiren üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin, payitahtın çok önemli bir daire başkanlığının tam böyle bir uygulama makamında, değil mi? İcra makamının başında. Ben bir taraftan bu programda neler yapmak istediğini veya neler bir yıllık, değil mi? Bir yıl oldu. Geriye baktığınızda bir yaptıklarınızdan söz etmek. Bir taraftan da tabii COVID'le birlikte hayatımıza gelen yeni açılımlar var. Bu noktada neler yaptığımızı, neler planladığınızı, COVID sonrası kentte biz yeni normal, tırnak içinde söylüyorum veya yeni anormal nasıl adlandırıyorsak veya sosyal mesafeler konusunda, kamusal mekanda özellikle sizin daire başkanınızın değil mi çetrefil çözmesi gereken 1 Haziran'dan itibaren de deneyimleyeceğimiz bir kentsel mekanda çözümler arayışımız var. Hani bu noktada ne noktadayız? Hangi aşamadayız? Biraz onları konuşmak. Gelecek için de yeni bu gerçeklikler, hayatımıza giren bu yeni çerçeve içinde neler planlıyorsunuz? Onlara bakmak, bunlar üzerine konuşmak istiyoruz. Evet sevgili Çağatay Hocam, bu kritik pozisyondaki hedef, amaç, öyle bir giriş yaparsak. Tabii. Bir kere güzel sözlerin için teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli yıllar geçti. Umarım bu görev bittikten sonra yine beraber çalışma şansı olur. Zaten sen de bize gerek jüri üyeliği gerek birçok konuda bilginle destek oluyorsun. Onun için de biz teşekkür ederiz. Bekle. Şimdi şöyle bir durum, yani nasıl anlatayım, hiç düşünmediğim bir görevdi aslında bu. Yani bambaşka, biliyorsun o sırada rektörlükte bir görevim vardı. Ve o görevi tamamladıktan sonra uzun yıllardır da idarecilik şeyinde akademik olarak bulunduğum için artık biraz daha kendi araştırma projelerime falan yöneleceğim, biraz daha dinleneceğim diye hayal kurduğum bir dönemde
dinlenmek değil ama yani beynimi başka şeylere daha fazla yorayım dediğim bir dönemde böyle bir teklif geldi. Senin anlattığın şekilde düşünüyorum. Yani çok önemli bir görev, önemli bir imkan. Çünkü biz özellikle akademisyen olarak o kimliğimizde ve meslek adamı olarak da bence devamlı eleştirdiğimiz, devamlı bir takım fikirler ileri sürdüğümüz bir alanda birileri dediler ki gel bakalım madem bu kadar fikir üretiyorsun dükkan senin yap bakalım dediler. Onun için o bence büyük bir şans. Aynı zamanda da iyi bir bir mücadele şansı, bir kendini test etme ortamı aslında. Çünkü gerçekten sözlerle, söylenenlerle, teorideki düşüncelerle, yani biz biraz önce de ifade ettiğin gibi görevim gereği uygulama yapıyordum yine ben aslında ama yine de İstanbul'daki böyle bir bütçenin ve İstanbul'un sorunlarıyla baş etmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de bizim geldiğimiz dönem ekonomik açıdan dünyanın da sıkıntıda olduğu bir dönem olunca park, bahçe ve yeşil alanlar da cidden her diğer birimler olduğu gibi para isteyen, özellikle de 16 milyon gibi bir nüfusu barındıran büyük bir şehri düşündüğünüzde gerçekten büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. 10 ay geride kaldı göreve başlayalı. Hedef olarak şu, yani geldiğimdeki hedefin devamındayız. Zaten Ekrem İmamoğlu Başkan'la ilk görüştüğümden sonra benim görevi kabul etmemde de büyük bir etkisi var. Birincisi ben siyasetçi değilim. Beni en çok korkutan şey buydu. Çünkü hani siyasi bir kimlikle orada yer almak istemiyordum. Onlar da dediler ki biz o taraf bizde, siz teknik kısmını çözün ve biz sizin her yaptığınızın arkasındayız. Doğru yapacağınızdan da eminiz dediler. Bu büyük bir imkan. Yani özellikle de benim gibi, sen de öylesin herhalde. Yani siyaseti halk olarak izleyen, takip eden insanlar olarak hep orada ürkütücü bir tarafı var. İçine girince de görüyorsunuz. Yani siyasetle bilimin çok çakıştığı yerler oluyor. Siz 2 artı 2 4 diyorsunuz ama o hayır 5 diyor ve 5 oluyor. Yani öyle bir durum var. Bu konuda şanslıyız. Çok bence toleranslı ve gerçekten bizi o etkilerden koruyan bir başkanla çalışıyorum. Bu büyük bir avantaj. Artı bizim yaptıklarımızı dinleyen ve gerçekten bunları anlamaya çalışan ve bu konuda bize destek veren bir başkan var. O da çok büyük avantaj. Öyle olunca da benim söyleyebileceğim en önemli şey şu. Hani klasik tabirler var. İstanbul'un yeşil alan metrekaresini arttırmak, yok dikilen ağaç sayısını arttırmak falan gibi. Ekranda da şimdi yeşil İstanbul'u görüyoruz tabii. O zaman bize tabii bir bütüne dair bir fikir veriyor bu amaç ve hedefte. Evet, evet. Yani gelir gelmez ona başladık. Sağ olsun İBB'nin kurumsal direktörlüğü de bize bu imkanı sağladı. Yine başkanımızla da paylaştık. Biz ben ilk yaptığım şeylerden biri bir kere bütün dünyadaki örgütlerle iletişime geçtik, üye olduk. Bu konuda dünyadaki World Urban Parks var, NRPA var. Hatta şu COVID süresince çok güzel bir iletişim oldu. Birçok büyük şehrin park bahçe departmanıyla diyalog kurma şansımız oldu. Çünkü o aynı dertten müzdarip herkes. Evet. O derdin mücadelesi çok ilginç bir esasında deneyim bu süreç. Çünkü Çin'den tutun Amerika'ya kadar her taraf aynı şeyle mücadele ediyor. Ve evet. Hiç iklim farkı yok, enlem, boylam, herkes aynı dertte. Evet. Onun için tartışma ve bir yol alma şansı daha güzel gerçekleşti. Yani bütün negatif etkilerine rağmen. Yeşil İstanbul, bu arada sorduğun için söyleyeyim. Yeşil İstanbul bizim girince bu örgütlere baktık ki herkesin bir markası var. Biz de bir marka olmak istedik. Ve marka olurken de zaten belki izliyorsunuz, birkaç tane açtığımız kent ormanı var. O kent ormanlarını da dünyada olduğu gibi yine markalaştırmak istiyoruz. Yani oraya gelen insanların oraya sahip çıkması, orayla ilişki kurması için. Oraları ziyaret ettiğinizde de göreceksiniz. Şimdi tabii salgın nedeniyle çok buluşamadı İstanbullular oralarla ama. 19 Mayıs'ta değil mi birinin açılışı gerçekleşti? Evet, 19 Mayıs'ta Atatürk Kent Ormanı'nı açtık. Hemen bizim Maslak İTÜ'ye çok yakın, Hacı Osman'ın orada. Güzel bir alan oldu. Zaten var olan bir sonradan dikilmiş 1950'lerde bizim Maslak İTÜ'yü sen bilirsin. Onun içindeki ağaçlandırmanın bir devamı olan ak sonrası. Fakat sonra belediyede olduktan sonra ve şeyden sonra bakımı yapılmamış. Öyle bırakılmış bir alan. Üzerinde çeşitli defalar projeler üretilmiş. Fakat onlar da hayata geçmemiş.
iyi de olmuş yani geçmemesi. Çünkü biz de fazla dokunmadan sadece yollardaki asfaltı, betonu içeridekini temizledik. Geçirimli bir hale getirdik. Çok güzel. İşte aydınlatmayı her noktada yapmadık. Belli noktalarda yaptık. Çünkü alan çok önemli bir kuş gözlem noktası haline gelmiş. Kuşlar... Alan. Evet. 120 adet kuş şu ana kadar tespit etti kuş gözlemcileri. Ve kuşlar orada yani kentin oradası İstanbul'u bilenler için daha anlamlı olacak. Çevresi tamamen yapılaşmış bir yerden bahsediyoruz. Evet. Çok şaşırtıcı. Evet. Vaha gibi ve kuşlar orada duruyorlar, dinleniyorlar. Böğürtlenleri yiyip bir miktar zaman geçirip tekrar uzun süreli bir uçuşa geçiyorlar. Müthiş. Müthiş bir yer. Bu yani bir şans gerçekten. Belli bir zümre kullanıyordu. Yani tam o çevreyi bilen şöyle nasıl söyleyeyim bir elin parmakları demeyeyim ama yani 25-30 kişi civarında bir şeyin kullandığı bir yeri bütün İstanbullularla buluşturmak bence önemli bir şey oldu. Ve şu anda da dünya çapında bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Oraya girdiğiniz zaman gerek kuşlar, gerek oradaki endemik türlerle ilgili sürekli bir bilgi bombardımanına uğruyorsunuz. Ve orayı nasıl kullanmanız gerektiğine dair şey yapıyorsunuz. Şimdi bu Yeşil İstanbul'dan girdim. Amaçlarımızdan biri de şuydu. Dünyada biz göreve geldiğimiz zaman bir akım var. Ben onu çok önemsiyorum. Rewilding'i. Tekrar yaban hayata dönüş ve yaban hayatının tekrar kentlerle buluşması. Ve biz bunu da hedeflerimiz arasına koyduk. Hep park, bahçe ve yeşil alanlar deyince şey akla geliyor. Sadece bitkisel materyal akla geliyor. Ama aslında yaban hayatı da bunun içinde. Burada şeyden bahsetmiyorum. Sokak kedisi, sokak köpeklerimizden bahsetmiyorum. Onlar zaten artık kentli gibi. Ama gerçekten kentin içinde yaşayan sincabından tutun işte bu kuşlarına, kuşlardan tutun birçok kirpiler görüyoruz. Hepsi şirin geliyor ama bunların bir hayat mücadeleleri var. Biz bunu da alanımız içinde değerlendirmek durumunda kaldığımızı gördük. Çünkü bütün departmanlar değerlendiriyor bunu. Şu anda bir müdürlük kuruluş çabamız var. Kent ekosistemi. Size bağlı olarak mı? Evet, evet. Kent ekosistemi müdürlüğü. Bu ekosistem müdürlüğünde hem ekolojik çalışmaları hem de yaban hayatı ile ilgili çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Bu çok değerli bir açılım tabii. Evet, başarabilirsek çok iyi olacak. Ben komisyonla da konuştum bir komisyon üyeleriyle. Onlar da kabul ettiler. Meclise gelecek sanıyorum yakında. Böyle bir şey kurabilirsek bir kere halkın ve gençlerin mesela bir kelebek vadisi oluşturmaya çalışıyoruz Atatürk Kent Ormanı'nda. Buna benzer çalışmalar. Çok kıymetli bilim adamlarımız var bu konuda aslında. İyi de bir bilgi birikimi var. Ve çok gerçekten ben bu vesileyle öğrendim. 2-3 kişi tanıyordum. Onlarca kuş gözlemcisi olduğunu ve donanımlı kuş gözlemcilerimiz olduğunu öğrendim. Heyecanlı yani. Öğreniyorsunuz ya o çok keyifli bir şey. Tabii ki. Bir hedefler bu. Yani İstanbul'u dünya ölçeğinde hatta örnek olacak. Yani 16 milyon demek bile kolay. 16 milyonluk kaç tane şehir var dünyada? Demek ki biz örnek olmak zorundayız. Hani şeyle uğraşmamak lazım. Şu anda 7 metrekare gözüküyor sayılara göre kişi başı. Yeşil alanımız. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer işte istatistiklere baktığınız zaman bunun minimum 10 olması lazım. Yani 9 deniyor, 10 deniyor ama 10 olması lazım. Biz 10 da olmaması lazım. Daha fazla olması. Yani bu sayılarla uğraşmayacak kadar artması lazım. Alanlar bulmaya çalışıyoruz. Yani çünkü İstanbul'da imar durumundan tutun da mülkiyet şey sıkıntılarına kadar öyle kolay değil yeşil alan açmak. Ama havza alanlarımız var, ağaçlandırılacak dolgu alanlarımız var, birçok alanlar var. Bunları başka şeyler, aktivitelere kurban etmeden yeşil alan olarak değerlendirmemiz lazım. Covid'in belki bir avantajı da oldu İpek. İnsanlarda o bilinç oluştu. Tabii Covid'e girmeden evvel bu yeşille ilgili aslında çok önemli bir aşamada büyük bir başarı. Aslında sevgili Çağatay'ın da içinde olduğu İTÜ Peysaj bölümünün aslında liderliğinde İTÜ dünyadaki Green Matrix yani yeşil kampüsler, üniversite kampüsleri sıralamasında çok önde. 54.'üydü bu sene sevgili Çağatay'ın imzasını orada unutmamak lazım. O yüzden İstanbul içinde yani o bence İstanbul'un öncesinde bir büyük bir deneyimdi. Diğer üniversite kampüslerinde de örnek aldığımız bir deneyim. Bence o nedenle olabilir. Bu kamusal mekan aslında gözüyle bakıyorum. Yani sadece oksijen, kişi başı
kişi başına düşen metrekarenin ötesinde, oksijenin ötesinde, yaban hayatın korunması ötesinde. Aslında bir taraftan da bunlar kentlinin gündelik hayatının kritik derecede önemli parçaları. Özellikle bu 2,5 aylık hani evde geçirdiğimiz süre, bu açık alanların, kamusal mekanların, yeşilin her santimetre karesinin hepimiz için, değil mi? Her yaş grubu için, çocuklar olsun, üst yaş grubu olsun, ne kadar değerli ve önemli olduğunun bir kere daha altını çizdi. Ben bu noktada bir parça detay olacak ama şimdi bir taraftan mülkiyetle ilgili tabii sıkıntılar vardır. Hani Atatürk kent ormanı gibi mekanlar, büyük kapsamlı mekanlar bulmak eminim zor. Belki bu noktalarda üniversite kampüslerindeki yeşiller veya başka nehir havzaları, dere havzaları, eski su yatakları vesaire belki düşünülebilir. Yani bir bunların üzerine hani katılımlı bir elde edimi konusunda, değil mi? Hani konunun uzmanları var, farklı kamusal platformlar var. Bunları belki elde etmek açısından ortak paydaşlar var mı, görüştüğünüz bir o noktada, hani yöntem olarak, usul olarak nasıl ilerliyorsunuz? Bir onu sormak isterim. Tabii. Buna bağlı olarak yani detayına girersek aslında bitki ve çiçek yetiştirme politikasının aslında kent bazında yıllarca ihmal edildiğini de gözlüyoruz. Hem bu tür büyük park ve bahçeleri olan yatırımların daha azlığı, hem de hep ithalata dayanan bir bitki ve çiçek yetiştirme konusu var. Yani sonuçta günün sonunda park ve bahçeler dediğimizde yani sizin yaklaşımınız nasıl şu anda? Yine yurt dışından mı ödüyoruz veya yeşil alan yüzdesinin hesaplanmasında bu otoyolların kenarındaki peyzajlar hep yüzdelere katılıyordu. Sizin hesaplamalarınız nasıl ve otoyollardaki peyzajlar konusundaki politikanız nasıl olacak diye birbirine böyle ilişkili birkaç soruyu arda arda sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi yani bizim şöyle bir kere ithal bitki ve son taraftan başlarsak, otoyol peyzajı konusundaki fikrim yıllardır aynıydı. Benden önce bu görevi yapan arkadaşlarımızla da bunları paylaşıyorduk. Şöyle bakmak lazım, yani ithal bitki için de öyle, bunlar için de öyle. Ben iyimser yaklaşıyorum. Mutlaka iyi niyetli yapılmış çalışmalar. İthal bitki özellikle peyzaj mimarlar açısından şöyle bir durumu var İpek. Yani mimarlıktan bakarsak ikimiz de şunu anlayabiliriz. Bir mimari objeyi, bir binayı, bir yapıyı ortaya çıkarmak için bir projeye sahipsiniz. Ondan sonra inşaat başlıyor ve inşaatın bitiminde o istediğiniz noktada sonuçlanıyor. Fakat peyzaj mimarlığının en önemli elemanlarından biri bitki. Ve bitki canlı bir materyal. Büyüyor, şekil değiştiriyor, form kazanıyor falan filan. Şimdi Batı'nın bu konudaki ileri gittiği nokta şu, fidanlıklarında bunu tuğla gibi, tuğla boyutları gibi her boyutta fidanı var. Sizin istediğiniz o noktadaki arzu ettiğiniz atmosferi binanız satışa hazır hale geldiği zaman ya da kullanıma hazır hale geldiği zaman diyelim, peyzajınız da dışarıdaki dış mekanınız da aynı hazır hale gelmiş oluyor. Yani bu felsefeyle esasında bu ithal bitki moduna girildi. Çünkü biliyorsunuz kendi fidanlıklarımız, özellikle devlet fidanlıklarımız çok iyi çalışmalar yapmalarına rağmen uzun süreli fidan üretimine girmiyorlardı. Bu da bir sabır işi. Yani İtalya'da olsun, Hollanda'da olsun, İspanya'da olsun, dededen toruna gelen, hatta 5-6 nesildir biliyorsunuz işletilen fidanlıklar var. Yani o fidanlığın içerisinde 100 yaşında ağaç var, o fidan orada doğmuş yani. Öyle yani bu da bir toplumsal kültür, kültürel bellek ve o bizim aslında belleğimizde olan bir usulken biz bundan uzaklaştık. Bunun çok kritik olduğunu hani düşünüyorum. O yüzden nasıl bir politika izleyeceğiniz önemli. Yani biz politikamızı çizdik aslında ama şunu söylemek için söyledim, onu söyleyeceğim şimdi. Türkiye'nin genel kültürüyle de ilgili, genel yaklaşımıyla da ilgili bir durum bu. Biz hemen olsun istiyoruz. Ve orada hazırı varsa hemen onu alıp getirmeyi düşünüyoruz. Hani hep söylüyoruz ya, teknoloji konusunda dünyada teknolojiyi en iyi kullanan milletlerden biriyiz ama üretme konusuna gelince o kadar başarılı değiliz. Yani elimizde telefon olsun, bilgisayar olsun, en son teknolojileri biz kullanıyoruz. Belki o teknolojiyi üreten
ülkelerin insanları bizim kadar son teknolojiyi elinde barındırmıyorlar. Bu biraz bir karakter galiba, ülke karakteriyle ilgili bir şey. O niyetle de, yani iyi niyetle getirilmiş. Fakat bu kontrolsüzlük var. Birincisi iç pazar tamamen buna yönelmiş. Nasıl olsa satılıyor. O zaman hazır ürünü alıp üstüne kârı koyup satmak bir ticaret adamı olarak mantıklı. Çünkü öbür türlü yatırım yapacaksınız. Gerek yok. İkincisi, bu bitkilerin hepsi bir şekilde bize hastalıklar getirdiler. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu başka iklimlerden gelen bitkilerden bahsediyoruz. Oranın canlılarıyla, böcekleriyle, hastalıklarıyla, mantar hastalıklarıyla falan. Çok Türkiye'de. Kritik tabii. Bunlar da birçok zararlar verdi. Sadece maddi açıdan bakmamak lazım. Yani bugün şimşirlerimizde sıkıntı var. Çınar ağaçlarımızda sıkıntı var. Bunların hepsi onunla beraber geldi. Çok tatsız tabii. Fakat bunlar bu beklentilerle yapılmış işler değil, iyi niyetle yapılmış işler. Yani mutlaka İstanbul'un bir an evvel peyzaj uzlaşması için deneyerek görüyoruz. Şimdi biz gelir gelmez şunu yaptık. Bir bitki listesi oluşturduk. Az su tüketen, daha çok bu bölgeye ait. Ve kooperatiflerimizle ve yerel üretici fidanlıklarla paylaşmayı düşündük. Bizim biliyorsunuz bir iştirakimiz var, Ağaç Aşe. Onlara bu liste, onlarla paylaştık. Onların da çalışmaları vardı. Ve bu noktada onu yaptık. İkinci konu zaten bütçe sıkıntıları olduğu için hani ithal bitkiye yönelmek, onunla yol almak çok doğru olmayacaktı zaten. Bunu da bir kenara koyduk ama esas dediğim gibi bütçeden çok bizim derdimiz şeyi korumak. Ekolojik açıdan ayakta tutabilmek ve kendi şeyimizi, yerel üreticimizi desteklemekti. Tabii. Bunu yavaş yavaş başardığımızı düşünüyorum. Şimdi artık üreticimiz gelecek baharda ne üreteceğini, ondan sonraki bahara ne üreteceğini 5 yıllık plan dahilinde biliyor. Bunları duymak tabii çok değerli, çok önemli bizler için. Sonuçta bizim vergilerimizle, onun için bütçeye hani yurt dışından sürekli ithala kafa yoruyoruz. Hani bütçe ve bütçe takibi önemli. Ama İpek, yani %100 vazgeçmek mümkün mü dersen şu an nasıl mümkün olur bilmiyorum. Mesela bir haber, biliyorsunuz birçok parkımızda zarar görmüş ağaçlar vardı. Onlarla ilgili özellikle kurul süreçlerimiz devam ediyor. İzin alarak devam ediyoruz tabii ki. Aynı şey Çırağan Caddesi üzerindeki bizim için hep konuştuğumuz Londra çınarları, tarihi bir hikayesi olan Londra çınarlarımız şu anda ciddi hastalıkla pençeleşiyor. Yeni bir şey değil. Uzun süredir Büyükşehir Belediyesi mücadele ediyor bunlarla. Bunlar o Dolmabahçe'ndeki devamları olan, onlar da hastalanmıştı. Onlar da 5 yıl öncesinden beri hastalar. Evet. Bunlar kanseri dediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Ve işin kötüsü kökten yayılan bir şey olduğu için yavaş yavaş o ağaçları kaybediyoruz. Aa, çok üzüldüm. Burayı değiştirmemiz lazım ve çınarla değiştirmemiz lazım artık. Bile bile aynı türü getiremeyiz. Ama bunun için hem bir kamuoyu da bunun bilgisini paylaşmak lazım, hem yapmak lazım ama oraya getirdiğimiz fidan da şu anda bizim yerli kapasiteyle çözebileceğimiz bir fidan değil. Yani İstanbul'un önemli bir aksı. Bunlar bu tip böyle zorunlu durumlar karşısında kullanmamız gerekecek. Öyle düşünüyorum. Peki uzun vadede bu tür fidan yetiştirmeyi tekrar canlandırmak değil mi? Sonuçta hani farklı bu. Bir günlük, iki günlük veya üç yıllık bir süreden bahsetmiyoruz. Tabii. İstanbul'un aslında hani payitaht için çok daha uzun soluklu bir tür okul gibi değil mi? Devamını sağlayan bir sistem, bir mekanizma demek ki kurmak gerekiyor. Şu anda İzmir'de, bize seslendiğin şehirde çok önemli gelişmeler var bu konuda. İzmir tabii İstanbul'a göre çok avantajlı çünkü mevsimsel imkanları çok fazla. Bitkiler orada senede bir iki kez gelişme gösterebiliyorlar. O nedenle İzmir'in özellikle Torbalı olsun işte ve çevre ilçelerinde ciddi alanlarda büyük fidanlıklar kurdu yerli üreticiler ve bu niyetle çalışıyorlar. Ben yani ama süre lazım işte, yani sabretmek lazım. Sabredersek olacak. Yani biz de inatla yerli pazara yönelirsek, o insanlara güven verirsek, onlar da gidip yurt dışından getirmeyecekleri için o pazarı belli bir yerde tutacağız. Yani bizim en büyük görevimiz bence bu. Yani kolaya kaçmadan. Ama halkımızın da buna sabır göstermesi lazım. Çünkü şimdi bir de alışılmış bir şey var. Şimdi siz 20 santim çapında bir ağaç dikerken biri gelip 10 santim dikince ya arkadaş bu niye böyle
Çünkü alışmak öyle bir şey. Tabii. Ama bunların hepsinin gerekçeleri var. İTÜ'den bahsettin, onu da şey yapayım. İTÜ'de hep beraber güzel bir ekip olarak şey yaptık. Bir kere Taşkış'la çok önemli bir okul, çok önemli bir ocak. Hepimize bu kültürü verdi ki biz de gözümüzü bu şekilde açtık ve oraya gittiğimiz zaman da Maslak kampüsüne ya biz bunu yapabiliriz diye düşündük. Ve çok şükür yani 77 sonra işte 60 küsur sonra 54 devamlı yükselerek geldik. Ben 54 oldu, belediyeye geçtim. Bazen dalga geçiyoruz ama tabii bundan sonrası daha zor. Ben gittim bakalım ne yapacaksınız falan diyorum ama arkadaşlar daha iyi noktalara getireceklerdir eminim. Eminim. Yani hep beraber güzel bir noktaya geldi kampüs. Ve bunu söylediğin çok doğru. Yani korkunç bir deneyim oldu bizim için. Sürdürülebilir bir peyzajı bizzat deneyerek nasıl oluşturabiliriz'in deneyimi oldu. İstanbul'da şimdi daha büyüğünü yapmak için uğraşıyoruz. Elimizden gelen bu. Çok kolay gelsin. Peki bu hep fidan politikasından bahsettik ama bir de kentimizi temsil eden bitki ve çiçekler var. Mesela işte Erguvan. Bununlarla ilgili özel planlarınız var mı? Ya işte biraz önce söylemeye çalıştım, eksik söyledim. O bitki listelerinde bunların hepsi var. Özellikle biz tabii biraz önce onu da söyledin. Uzmanlarla çalışmaktan bahsetmiştin. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi olsun, Mimar Sinan Üniversitesi olsun buradan arkadaşlarımızla çalışıyoruz ama İstanbul Üniversitesi ile de özellikle Orman Fakültesindeki hocalarımızla bu ekosistem ve bu bitki çeşitliliği konusunda, biyolojik çeşitlilikten bahsetmiyorum sadece, bitki çeşitliliği konusunda çalışmalarımız var. Onlar bize bu konuda çok destek oluyorlar. Erguvan da tabii bunlardan biri. Erguvan'ı herkes biliyor ama mesela bir şey var İpek, bunu da araştırıyoruz. Son yıllarda mesela Erguvanlarda bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bir zafiyet var, bir zayıflama var. Bir renk geçişlerinde bir düşüş var. Kolay hastalanabiliyorlar. Buranın bitki türü olmasına rağmen. Bazı başka bitki türleri daha başarılı olmaya başladılar. Bunun birçok bilim adamı iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilişkisi olduğunu, İstanbul'daki iklimin değiştiğini, o iklime göre de geçmişte başarılı olan türlerin şimdi kimlik değiştirdiğini söylüyorlar ama yine de şöyle bir tez var. Buranın türleri o adaptasyonu daha hızlı sağlayacak ve tekrar kendilerini toparlayacaklar. Ama bu var. Yani şu anda bizim elimizde bir takım listeler var söylediğiniz gibi. Hatta biz şunu yapmak istiyoruz. Biraz önce söyledim ya mesela çınarları tek tip ıhlamur getirip orayı kokulu bir sokak haline getirmek gerekirken birçok caddede yol bakımla çalışıyoruz şu anda. Onlar bize son bir şey çıkardılar. Yapacakları imalatları, sokakları. O sokaklar boyunca tek tür mesela erguvanlı sokak olabilir işte bilmiyorum süs kirazlı sokak olabilir anlatabiliyor muyum? Bir anda çiçek, evet. Bir anda koku veren evet. Ve o sokağa kimlik katan sokaklar yapmak istiyoruz. Müthiş olur. Umarım başaracağız. Yani eminim. Önce niyet etmek, hedef koymak önemli. Ama harika olur. Farklı mevsimlerde, farklı geçişler, farklı renk ve koku cümbüşleri harika olur. Yeşil İstanbul'u taçlandıran bir eksen olur. Bu müthiş bir fikir. Peki bu 10 aylık, yaklaşık işte 1 yıllık yaklaşımlara alınan tepkiler nasıl? Yani projelere tepkiler ya da nasıl ölçüyorsunuz? Bir beğeni veya eleştiri, toplumdan geri besleme nasıl? Şöyle, girdiğimiz her alanda şunu yapmaya çalışıyoruz. Atatürk Kent Ormanı'nda da onu yaptık. Beykoz'da bir Akbaba parkı açtık, çocuk parkı. 23 Nisan'ın 100. yılı olması nedeniyle çocuklarımızla beraber, belki duydunuz, 100'e yakın öğrencimizle beraber ilk ve orta dereceli okullardan öğrencilerimizle beraber tasarladık. Onlar çizdi, biz teknik detaylarını oluşturduk ve bir park gerçekleştirdik Akbaba Köyü'nde. Orada da yine toplumla bir arada toplum tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Yani community design diyebileceğimiz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Haliç'te bir yarışma sürüyor. Evet. Yakında COVID nedeniyle iki kere uzattık ama 15 Haziran'da artık teslimleri var. Ondan sonra neticelerini alacağız. Orada da mesela halkla yine iletişim içerisinde ve halkın beklentilerini sorarak gitmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar şu anda mahalle aralarında filan yaptığımız çalışmalarda o mahallelilerle bir araya gelip, dün daha Ekrem Başkan'la Beşiktaş'ta gezerken Arnavutköy'de bir mahalleye uğradık. Orada
bir yeşil alan var. Beşiktaş Belediyesi'nin önerdiği bir alan. O alanda çalışacakken Ekrem Başkan da halka hemen orada çevresinde toplanan insanlara beni gösterdi. Beraber çalışacaksınız, hocam sizle buluşacak, konuşacaksınız dedi. Çok güzel şeyler çıkıyor İpek. Yani bir kere halkın katılımı, bir de destek olmaları o kadar önemli ki. Çünkü bir şey ürettikten sonra yeşil alanlarda önemli şey oranın sürdürülebilirliği. Yani vandalizmle de mücadele ediyoruz. Mesela bizim yeşil alanlarımız özellikle sahil parkında dikkat edin. 7-8 metre boyunda direklerle aydınlanıyor bütün alanlar. Dünyada örneği yok. Çünkü bu yürüyüş yollarının aydınlatma ölçüsü bellidir. 3,5-4 metre aydınlatma direkleriyle yapılır. Bunlar daha çok karayolu aydınlatmasıdır ya da büyük aydınlatmalardır. Bunun ekolojik açıdan da zararları var. Mesela bitki 24 saat fotosentezde. Yani devamlı tepesinde bir ışık. Ve o şey romantik atmosferi bozuyor, peyzajın güzelliğini bozuyor. Devamlı gece gündüz apaydınlık bir ortamdan bahsediyorsunuz. Fakat bunun sebebi var. Yani belediye de bunu boşuna yapmıyormuş. Vandalizmle mücadele etmek için. Bunlara zarar vermiyorsun. Şimdi biz diyoruz ki halk işin içinde olursa, beraber üretirse o değerli olur. Bu şey gibi yani kendi maaşınızla aldığınız bilgisayarla annenizin size aldığı bilgisayar arasındaki fark gibi bir şey. Evet. Sahiplenme duygusu. Evet. Yani bunların hepsi bir araya gelince bence şey iyi. Bir de sosyal medya büyük avantaj. Yeşil İstanbul'la biz onu da kurmaya çalıştık. İBB Yeşilist adı altında hem Instagram hem Twitter hem de Facebook, LinkedIn işte bütün hepsini takip etmeye çalışıyor arkadaşlarım. Oralardan biz halkla buluşmaya çalışıyoruz. Oradan gelen tepkileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yapabileceklerimizi yapıyoruz. Yapamayacaklarımızı neden yapamadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Anladım. Şu anda 2000'e yakın kullanıcımız var yeni kurduğumuz için. Fakat zamanla tabii İBB'nin çok önemli bir sosyal medya ağı var. Oradan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani çok şu anda iyi gittiğini düşünüyorum. Bize gelen tepkiler sokakta olsun, şeyde olsun büyük bir inanç var, büyük bir güven var. Bizim şu anda üzerimize düşen bu güveni başa çıkarmamak. Onun için gerçekten çalışmak. Evet. Peki en kritik soruya gelip toparlayalım. Aslında sohbet şahane ama her zamanki gibi vakit yetişmiyor. Evet. Kritik bir kriz yönetimi geçirdik değil mi? 2,5 ay evlerdeydik ve şimdi 1 Haziran'dan itibaren de hayat, tırnak içinde kullanıyorum, normale dönüyor. Bu yeni normalde, açık alanlarda, kentte, parklarda yeni normal nasıl olacak? Yani şimdi pek çok fotoğraf paylaşıyorsunuz sosyal medya hesaplarından. Televizyonda verdiğiniz demeçleri takip ediyoruz merakla. İşte o daireler, park bahçelerde. Bunun ötesinde ne var? Yani biz kentte, sokakta, park bahçelerde ne bulacağız? Tabii o daireler küçük bir kısmı. Bu biraz önce söylediğim gibi dünya ile iletişim halinde olmanın getirdiği bir sonuç. Bu ilk önce Brooklyn'de yapıldı biliyorsun. Hı hı, evet. 15 Mayıs zamanında Brooklyn'de yapıldı. Biz orayla takip ettik ve mesafelerini bulduk. Dünya ölçeğinde ne oluyor diye bir şey oluştu. Standart oluştu. Bunu da bazı parklarımızda yapmak istedik. Ama her yerde yapmayacağız tabii. Yani bu kısıtlı ve sadece bir daha çok insanlara bir rehber oluştursun, bir şeyi hatırlatsın diye yapılan bir şey. Yoksa insanlar kendi sosyal mesafelerini zaten koruyacaklardır diyorum. Bu kadar 2,5 aylık işkenceden sonra kimse kendini riske atmayacaktır diye ümit ediyorum. Ama daha fazlası var. Yani bir kere bütün dünyada böyle İpek, bizde de öyle olacak diye düşünüyorum. İnsanlar sosyal mesafelerini korurlarsa en önemli alanlar bizim alanlarımız. Yani bu daha da ortaya çıktı. Bizim şu anda o alanlardaki güvenlik görevlilerimiz bu konuda bilinçlendirilmiş durumda. Bütün şefliklerimizdeki arkadaşlarımız bu konuda bilinçlendirilmiş durumda. Vatandaşlarımızdan unutan olabilir. Çünkü biz sevgi toplumuyuz. Birbirimize sarılmayı, yan yana olmayı çok seviyoruz. Kesin. Yani bayramda da en çok özlediğim o oldu. Annemle babama gitme şansım oldu ama gidip de uzaktan bakmak o kadar şey ki. Bunları yaşıyorsunuz. Herkesin sevdiğiyle buluşma, sevdiği insanların arkadaşlarına sarılma ihtiyacı var. Bu yakınlık, yakın ilişkiyi yapmadan, çok fazla abartmadan bir şekilde nasıl şey yapabilirler şeklinde, parkları kullanabilirler şeklinde bir eğitimimiz var ve arkadaşlarımız bu konuda uyarılarını yapacaklar. Onun dışında da
bizim en büyük avantajımız alanlarımızda herhangi bir kısıt getirmeyi düşünmüyoruz işin doğrusu 1 Haziran'dan itibaren. Her noktaya ulaşılabilecek, her noktada oturulabilecek. Mümkün olduğu kadar alanları en iyi şekilde kullanıp temiz havayı. Çünkü güneş de çok önemli diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Ben bir sağlık bilimci değilim, haddimi aşmayayım ama yani bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Bizim bu mücadele sırasında biz bütün sokağa çıkma yasağı günlerinde bile dışarıdaydık. Bu bir imkandı İstanbul için, bizim için çalışma imkanı oldu. Bizi en önemli koruyan unsurlardan biri de belki de güneşti. Çünkü tabii. O güneşin o şeyi D vitamininden tutun başka şeylere kadar insanın bir kere dışarıyla buluşması çok önemli bir unsur. Onun için bizim alanlarda herhangi bir böyle net kısıtımız yok. Sadece sosyal mesafe, maske, işte hepimizin bildiği. Mümkün olduğu kadar temizlik unsurlarını hayata geçirmek. Bütün havuzlarımızı elden geçirdik. Hani kirlilik oluşturmasın çok diye. Çok güzel. Buna benzer temizlik önlemlerimizi almaya çalışacağız. Yine belki bilgilendirme aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Yani spor AŞ'yle başladık. Birçok noktada yayacağız. Kent içinde parklarımızda yoga ve benzeri spor aktivitelerini oluşturacağız. Bunları çok güzel. Yine sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceği için onlar da bir bilinç oluşturacak diye düşünüyorum altta. Ama hiçbir kısıt yok. Herkesi bekliyoruz. Ama şunu bekliyoruz, herkesi bekliyoruz derken bir parkı ya da yeşil alanı çok dolu gördükleri zaman lütfen girmesinler. Çünkü bunu da bir şey içerisinde, kontrol içerisinde kullanmak lazım. Ve diğer insanlara da saygı gösterip bir parkı belirli zamanlar diliminde, bu sürede, geçiş sürecinde kullanmakta yarar var sanıyorum. Yani 8 saati orada geçirmek yerine en azından 1-2 saatten sonra başka insanların da orayı kullanma hakkı olduğunu gözetmek gerekiyor. Çocuk oyun alanlarımız ve ben bir şey söyleyeceğim ama bunu atlamamak lazım. Çocuk oyun alanları ve spor sahalarımızı dezenfekte ediyoruz ama o tabii çok ne kadar sağlıklı, ne kadar sürekliliği olan bir şey bilmiyoruz. Fakat biz yine gücümüzün yettiği kadar etmeye çalışacağız ama bu konularda biraz dikkat etmek lazım. Birebir mücadele sporlarını bizim yeşil alanlarımızda çok fazla biraz daha dikkatli. Mesela basketbolu oynarken ya teke tek uzaktan oynamak lazım. Takım halinde oyunlardan biraz kaçınmak lazım. Şimdi bazı yerlere başladık. İki noktada yerleştirdik. Masa tenisi. Çok güzel. Yerleştiriyoruz. Yani insanları da spor aktivitesinden uzak tutmamak istiyoruz. Bir şey önemli demiştim. Çocuklar. İpek, yani biz geldiğimizden beri çocuklarla çok iyi bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bence yeşil alanların en önemli şeyi bu. Önce çocuklar. Çocukları yetiştirebilirsek, çocuklara yeterli bilgiyi verirsek, şu Beykoz Akbaba'da da gördük ki o kadar büyük bir hayal dünyaları var ki, o kadar güzel şeyler üretiyorlar ki sadece bilgi birikimleri doğal olarak yani yaşları gereği mesleki bir formasyonları yok. Onu da biz boşluğunu dolduruyoruz ama çocukları eğitmek çok önemli. Onun için çocukların çocuk oyun alanları, onların doğayla bulaşımı, doğru buluşması doğayla yani gerçekten kuşun ne demek olduğunu, o yaprağın ne anlama geldiğini, bunları örgütleyen şeylerimiz var. Kentsel tarımla ilgili faaliyetlerimiz var. Çocuklar hep çocuklar. Yani biz çocukları çok önemsiyoruz. Bir aslında bu COVID girmeseydi çocuk ve oyun çalıştayı organize ediyordu bizim ekip. Bütün böyle çevredeki bu konuyla ilgilenen herkesi davet ederek bir tartışma gerçekleştirmeye çalıştık. Şu anda devam ediyorlar. Onlar kendi aralarında sürdürüyorlar. Ama çocuk ve oyun hikayesi bence işin başlangıcı oluyor. Ve bir 4 tane ilke belirledik İpek işe başlarken onu da paylaşayım. Sosyal eşitlik ve toplumsal katılımın artırılması iyi hedefimizdi. Kent ekosistemi yani çünkü hem yaşlılar hem engelliler hem çeşitli gelir grubundan bütün insanların aynı alanı kullanma hakkı var. Kent ekosisteminin sürdürülebilirliği biraz önce söylediğim gibi bu çok önemli korunması. Ekonomiden hep bahsediyoruz. Ekonomik sürdürülebilirlik evet senin söylediğin gibi en çok bütçe kullanan daire başkanlıklarından biriyiz. Bunu da sürdürebilmemiz lazım ama dördüncü ve en önemli şeyimiz de insan ve çocuk sağlığı. Bu o konuda yeşil alanlar çok kıymetli. O nedenle hem sporu hem kültürel aktiviteleri hem sosyalleşmeyi yani sosyalleşmek de insan psikolojisi açısından çok önemli. Ama en önemli şey çocuk sağlığı. Yani çocukları, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı boşuna hediye etmediğini biliyoruz. Yani biz niye 23 Nisan'a bu sene o kadar özel önem verdik? 100. yılında bütün zorluklara rağmen park açtık ya da birçok aktivite yaptık.
çocuklar, yani her şeyin geleceği çocuklar. Doğru. Doğru. Umarım başarabiliriz. Eminim. Pek çok, şimdi yeni konu tam bitirirken pek çok enfes konular, yeni eksenler belirdi masada. Bence bir sonraki başka bir sohbete, hem de Haliç yarışması da sonlanmış olur. Kentin değil mi, en eski mesire mekanlarından birinin bütüncül bir planlamayla, farklı grupların katılımıyla da nasıl yeniden kentin hayatının bir parçası olacağını, nasıl düşler kurulduğunu konuşabiliriz. Özellikle bu dört eksenden yeniden bir sohbet yapabiliriz. Peki, sonbaharda buluşmak isterim. Sonbahara kadar bir takım heyecanlı şeyler olacak gibi düşünüyorum. Tamam, söz o zaman. Söz olarak alalım. Sonbaharda kentin yeniden normale dönüşü, asıl normale dönüşü belki 100 olacak. Umarım eğitim ve çocuklar da yeniden parklarla kavuşacaklar. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Meşakkatli bir süreçtesiniz. Çetrefil problemler var. Bu kentin sizlerin enerjilerine, sizin ve takımınızın enerjisine çok ihtiyacı var. Her şey için, tüm emekler için teşekkürler. Sonbaharda görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.